Şimdi gelenlere bakalım. Konuşalım tek tek. Ersin de Koran Bey girip gel ya. Korhan Bey'in ses çıkıyor mu? Benim Koran Bey sesim gene çıkıyor yok. mu? Var, duyuyorum ben sanki uzaktan. Koran Bey ses verin. Merhaba, beni duyuyor musunuz? Evet, Duyuyorsun. duyuyoruz. Azıcık da Duyuyorum. görüntüyü uğraşın bakalım gelsin diye. Yok, görüntü olması mümkün değil. Tamamdır, tamam. Bir Zorlamayın, hocamın karıştırmayın. dinlenmesi Az teşekkür kaldı. evet, hiç Korhan Bey. kıpraşmayalım. Ben zaten Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin çalışmayacağım. Cüneyt benim videomu verecek. galiba bir deneyecek misin Cüneyt? Koran Bey'in şey dostlarım merhaba. videosu. Ben ODTÜ Mimarlık 70. Deniyorum ama onu oynatmıyor ya. Ses gelmeye başladı Cüneyt. Sesin geliyor, sesi geliyor Koran Merhaba. Bey'in. Ben ODTÜ Mimarlık 70. Orhan Durusoy. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin şu andaki onursal baş. Ses geliyor da video bir saniye falan oynuyor nedense. Video gelmesin, ne yapacaksın ki? Ama oynatamaz ki, sesli video. Kapanıyormuş. Koran Bey, siz görüntüsüz okuyabilirsiniz aslında bence. Orada mısınız? Buradayım, burada. Bence Bence görüntüsüz görüntüsüz okuyun. okuyun. Daha canlı olsun. Hiç videoyu koymayalım. Peki. Uygunsa sizin için. Ersin Bey. Dostlarım merhaba. Ben ODTÜ Mimarlık 73 mezunu Korhan Durusoy. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin şu andaki onursal başkanıyım. Bugün size kısaca çekin kuruluş... Koran abi şimdi denedim de bu senin yolladığın videoyu bu platformda oynatmıyor. Benim bilgisayarımda açılıyor. Evet. Ama ne yazık ki Abim bir platform... dakika kaldı. Telaş yapma Cüneyt. Koran abi okusun. Ya. Ses Evet. o, yani görüntü olmadan Evet. konuşur Koran Bey. Evet. Peki Ersin Bey? Şu gece güzel iş yapmış. Beni taktiği açın. Ersin hocam da yok sanki. Yok. Evet. O da dün akşam da girmeye çalıştı çalıştı olmadı. Sonra girdi çıktı ama arayalım bakalım. Ne yapıyor? Bu arada hepimiz için eğer seslerimizi kapatmazsak yanda konuşulanlar da her şeyi duyuruyor bilgi için. Evet, konuşan Evet, sadece konu. sesini açacak. Ya da sessiz ortamda sessiz kalacak. Bence konuşurken Disable yapalım açalım, hocam sonra bence. kapatalım. Ersin, Yok hocam, ben kaçıncı neredesin? sıradaydım? Üçüncü mü? Siz ikinci sıradasınız hocam. Ersin Hacı'dan sonra ben miyim? Ama Ersin gelmiyor ki telefona. Şeye. 30 saniye kaldı açılmaya da arkadaşlar. 30 saniye. 17 saniye. Artık Ersin'i geç geçtik. Yapacak bir şey yok. Ayrıca Gelirse adam bize katılır ama. ben mi Yani başlayayım o şöyle bir zaman? şey var. Ersin Bey bana konuşmasını attı yazılı olarak. Hadi o zaman sen söyle. Sen okursun dedi bana. 25 saniye sonra başlıyor arkadaşlar. Buru hocam. Ders. Ersin Bey'in konuşmasını ben okuyacağım telefonumdan. Tamam, iyi Bir olur. taslak Tamamdır. gönderdi bana. İlk kim başlıyordu? İlk Ersin Bey Ersin başlıyordu. mi? Hadi o zaman siz başlıyorsunuz. Sonra Şükrü sen de herhalde. Sonra Koran Bey mi? Evet. Hayır, önce Korhan sonra. Önce Korhan Şükrü. sonra Şükrü. Evet. Korhan, Şükrü, Ulviye, Turgut, Buğra. Turgut Bey de yok. Bence Arada arkadaşlar, ama Ulviye'den önce video Ulvi var. Hocam, Ulvi Hocam, toplantı başladı. Hadi başlayalım. Cüneyt Evet. başlat. Merhaba ODTÜ'lü arkadaşlarımız ve mezunlarımız. Bugün Bursa Mezunlar Derneği olarak size Bursa'dan sesleniyoruz. Toplantımızın konusu ODTÜ Bursa mezunları ve Türkiye'de ilk sosyal eğitim kooperatifi olan ve çağdaş eğitimde bir örnek model olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi hakkında olacak. Şu ana kadar bu Bir Dünya ODTÜ'lü 2020 buluşmasına
Katılan toplam katılımcı sayısı 853 olduğu bilgisi ulaştı elimize. Ve 85 bin lirada bağış yapıldığını biliyoruz. Toplamda 90 konuşmacı, 28 panel sürecek olan bu etkinliğimize herkese hoş geldiniz diliyoruz tekrardan. Teknik bir aksaklıktan ötürü ilk konuşmacımız Ersin Karaaslan beyefendinin konuşmasını ben aktaracağım. Kendisi 1974 kimya mezunudur ODTÜ'den. Ve ODTÜ Bursa kurucu başkanıdır, ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği'nin. Bana gönderdiği konuşmasında yazanları şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Ersin Bey askerlik sonrası özel sektörde bir süre profesyonel yönetici olarak çalışmıştır. 1980'li yılların başında Bursa'da kendi şirketini ve fabrikasını kurup inorganik kimyasallar üretim yapmıştır. 99 yılında sanayiciliği bırakarak Nilüfer ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçilerek siyasete giriş yapmış. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve burada bazı yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Çalışmalarına danışman olarak geri dönüş yapmıştır. Yurt dışı ve yurt içi şirketlere teknolojik ve yönetim danışmanlığı işlerini yürütmüştür. İş hayatından emekli olduktan sonra sivil toplum örgütlerinde topluma hizmet etmeye devam etmektedir. Ersin Bey'in ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği'nin kuruluşuyla ilgili yazdıkları ise şu şekilde. 1980 darbesi sonrası tüm ülkedeki pasifizasyon ve depolitizasyon uygulamaları herkese etkilemiştir. Bu askeri ve muhafazakar ortam Bursa'da bulunan ODTÜ mezunlarında sosyalleşme sıkıntıları ve sosyal mekanların azlığı nedeniyle bazı aksiyonlar almaya itmiştir mezunlarımızı. Mezunlar bir araya gelebilmek amacıyla bir yemek düzenlemiş ve katılımın ve heyecanın üst seviyede olduğu görülünce bu yemek sonrası bir dernek kurma kararı alınmıştır. 7 ODTÜ mezunu 1987 yılında ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği'ni kurdu ve Ersin Bey de kurucu başkan olarak 3 yıl görev yapmıştır. ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği'nin amaçlarını şu şekilde yazmıştır Ersin Bey. Bursa'daki ODTÜ mezunlar arasındaki birlikteliği, iletişimi, işbirliği arttırmak ve diğer dernekleriyle ortak projeler gerçekleştirmek ve içinde bulunduğumuz kente katkı sağlamak şeklinde belirlemiştir. Derneğin yaptığı etkinliklerle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizlere. Kısa zamanda çok katılım ve heyecanın ve birlikteliğin gerçekleşmesiyle birlikte etkinlikler gerçekleşmeye başlamış. Mezunlar olarak bir araya gelebilmek için periyodik yemek ve toplantılar düzenlenmiş. Geziler ve ortak etkinlikler, üniversite ve yurt dışı gezileri yapılmıştır. Bunların dışında en önemlisi ise bir arsa alarak tüm Bursa'daki ODTÜ mezunlarının katılımıyla ve imece usulüyle Bursa ODTÜ Dernek Lokali'nin yani ODTÜ evinin inşası yapılmış ve tamamlanmıştır. Dernek faaliyetlerimiz ve mezunlar birlikteliği için ODTÜ evimize sürdürmeye başladık bu çalışmalarımızı. Üniversitemizin ve diğer mezun derneklerimizle çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz. Toplumun aydın kesimi olarak içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız Bursa'ya katkı sağlamak için eğitim alanına da yoğunlaştığımız belirtmiş Ersin Bey. Bunun için ODTÜ öğretim üyeleriyle birlikte Uludağ'da bulunan ODTÜ tesislerinde bir bilim kampı etkinliği gerçekleştirilmiş. Bunun dışında yeni kurulan Anadolu liselerinde İngilizce eğitim verebilecek öğretmen yetersizliği nedeniyle gönüllü öğretmenlik projesi yapılmıştır. Bursa'daki ODTÜ mezunlar olarak en önemli ve en büyük çalışmamız kent dinamiklerinde harekete geçirerek, onların da desteğini alarak ve yönlendirerek 1995 yılında kuruluşunu yaptığımız Çağdaş Eğitim Kooperatifi oldu. Bu girişimimizde Bursa aydınlarının, iş dünyasının, ODTÜ ve mezunlarına olan güveninin somut bir örneği görüldü. Türkiye'de ilk ve benzersiz olan bu girişimin amacı tek kelimeyle çağdaş, bilimsel ve Atatürk ilgilerine uygun eğitimi gerçekleştirebilmekti. ODTÜ mezunları olarak keyif ve gururla çok başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz bu eğitim kooperatifine halen ve sürekli olarak destek vermekte, yönetiminde görevler almakta ve sponsorluklar yapmaktayız.
Evet, sizlere Ersin Bey'in yazısını aktardım. Kendisi katılamadığı için çok üzgün olduğunu bana iletti. Ancak diğer konuşmacılarımızla şimdi devam etmek istiyoruz. Sırada Kurucu Başkan Orhan. Mimarlık Orhan Kurucu Başkan. 1973 mezunu. Evet. Buyurun Korhan Bey, sizde konu sıra. ODTÜ'lü dostlarım merhaba. Ben ODTÜ Mimarlık 73 mezunu Korhan Dursoy. Benim de benden kaynaklanan bir teknik arıza dolayısıyla beni göremiyorsunuz. Size sözlü olarak hitap edeceğim. Şu anda Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin onursal başkanıyım. Bugün size kısaca çekim kuruluş öyküsünü anlatacağım. İrticai yapılanmalar karşısında 1990 yılında Uzgören Eğitim Vakfı'nı kurdum. 1995 yılında Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kuran siyaset üstü oluşuma liderlik ettim. Değişik mesleklerden, değişik siyasi görüşlerden, çoğu birbirini gıyaben tanıyan 23 kişi tek bir ortak paydada birleşerek Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kurdu. Bir manifesto hazırladık. Kuruluşumuzu yapacağımız bir toplantıyla kamuoyuna duyurmayı planladık. Toplantı salonu bizimle aynı düşüncede olan insanlarla hınca hınç doldu taştı. Toplantıda aydınlığa çağrı başlığıyla şu çağrıyı yaptık. Farklı dünya görüşlerimiz, farklı siyasal düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz de olsa, eğer Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve demokratik bir Türkiye ortak paydasında buluşabiliyorsak, herkesi kooperatifimize katılmaya geleceğin aydınlık Türkiye'sinde çağdaş eğitime katkıda bulunmaya çağırıyoruz dedik. Somut hedeflerimizi bir vakıf duyarlılığı ve kooperatifin demokratik yapısı içinde anaokulundan üniversiteye, öğrenci yurdu dahil her türlü çağdaş öğretim kurumları ve tesislere açmak olarak ortaya koyduk. Yazılı ve görsel basın dahil toplumun tüm kesimleri yanımızda oldular. Devlet kurumları, belediyeler, meslek odaları, başta ODTÜ mezunları olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, üniversiteler bize topyekin destek verdiler. Dernek veya vakıf yerine kooperatif modelini amacından sapan yönetimleri genel kurul kararıyla değiştirebileceğimiz için seçtik. Çağdaş Eğitim Kooperatifi 25 yıl boyunca yönetim kurulları ve genel kurullarıyla tam bir uyum içinde bayrağı taşıdı, imece usulüyle büyüdü, gelişti, toplumun güvenini kazanarak bugünlere geldi. Bir taraftan örgütlenme ve kaynak bulma işleriyle uğraşırken koyduğumuz hedeflerden en acil olanının yüksek öğrenim öğrenci yurdu olduğuna karar verdik. FETÖ ve benzeri tarikat ve cemaatlerin öğrenci yurtlarını bilhassa yoksul gençleri türlü vaatlerle kandırarak ağlarına düşürmek için kullandıklarını tespit ettik. Hemen işe koyulduk. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Görükle'de belediyeden 49 yıllığına ücretsiz arsa tahsisi aldık. Mimari projelerimizi Mimarlık Fakültesi, diğer projeleri meslek odaları bedelsiz yaptı. Devletin dozer ve kamyonlarıyla hafriyatımız yapıldı. Çimento fabrikası betonumuzu verdi, inşaat şirketleri kalıplarını yolladı, el birliğiyle inşaata başladık. Zamanın Bursa valisi yardımıyla yönetim kurulu üyelerimizle 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i ziyaret ettik. Kooperatifimizin kuruluş amacı ve felsefesi hakkında bilgi verdik ve temel atma törenimize davet ettik. Merhum Demirel davetimizi kabul ederek temel atma törenimizi onurlandırdı. Bu anlamlı günümüze katılanlar arasında dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Sayın Turan Dayan, milletvekilleri, eğitim gönüllüleri,
resmi ve özel kuruluşların ve iş dünyasının temsilcileri yer aldı. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel konuşmasında ilk kez Türkiye'deki irtica tehlikesinden ve mücadele için ÇEK gibi kurumların öneminden bahsetti. Yurdumuzdaki için kaynak arayışına girdik. ÇEK yararına Valimiz Sayın Orhan Taşanlar'ın liderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği, BUSİAD olarak Bursalı sanayici ve iş adamlarına bir tanıtım yemeği düzenledik. Yemekte vali, belediye başkanları, iş dünyası başkanları masaları tek tek dolaşarak bağış topladılar. Katılanlar o gece seve seve hatta yarışarak 4 milyon lira civarında bağış yaptılar. Bu parayla hızla kaba inşaatımızı ve sonrasında büyüyerek devam eden bağışlarla toplam alanı 10 bin metrekare olan 400 kişilik kız erkek öğrenci yurdumuzu tamamlayıp hizmete açtık. Yaptığımız en önemli işlerden birisi de Sayın Turan Tayar'ın davetiyle Ankara'daki 8 yıllık temel eğitim kurultaylarına katılmak ve üyelerimizin kendi siyasi kimliklerini kullanarak tüm partiler nezdinde 8 yıllık temel eğitim için yaptığı çalışmalar oldu. Nihayetinde Başbakan Mesut Yılmaz 8 yıllık temel eğitim yasasını ilk defa katıldığı Çağdaş Eğitim Kurulu Kooperatifi Genel Kurulu'nda kamuoyuna açıkladı. Görüldü ki siyaset doğru kullanılırsa bazı ortak paydalarla birleşerek ülkemiz için doğru şeyler yapılabiliyor. Evet, ODTÜ'lü dostlarım, sizlerle anılara kısa bir yolculuk yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Çok teşekkürler Korhan Hocam. Şimdi sıradaki konuşmacımıza geçmek istiyorum. Şükrü Tetik, kendisi 1979 makine mühendisliği mezunudur. ODTÜ Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Buyurun Şükrü Hocam, söz sizde. ODTÜ mezunu dostlar, hepinize merhaba Bursa'dan. Bursa deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum. Gurmeyseniz farklı, tarihe meraklıysanız farklı, sanayiciyseniz farklı. Ben meslek yaşantımın, 41 yıllık meslek yaşantımın 38 yılını Bursa'da geçiriyorum. Ben sanayici kimliğimle bakıyorum Bursa'ya. Bursa çok önemli bir sanayi havzası. Özellikle önce tekstille başladı tabii ipekçilikle beraber ama son 50 yılda bu sanayi hamlesine otomotivin, makinanın, gıdanın katılmasıyla ciddi bir ihracat üssü haline de geldi. Türkiye ihracatının oldukça iri bir kısmı, üçüncü il sıralamasında Bursa, Bursa'dan gerçekleştiriliyor. Ben bu 38 yıllık Bursalılığım süresince birçok şeye şahit oldum, özellikle sanayileşmeyle ilgili. Makine mühendisi kimliğimle başlangıçta bir ana otomotiv sanayi üreticisinde başlayan yolculuk, devamında yan sanayi kullarında devam etti. Ve bu gelişimde gerçekten biz ODTÜ mezunlarının aldığı rolü gördüğümde, şimdi de geçmişe bakıp bu anılarımı tazelediğimde büyük bir gurur tablosu. Abilerimizin, ablalarımızın açtığı yolda bizler yürüdük. Şimdi de gençler, sizler yürüyeceksiniz, devam edeceksiniz. Anılar dedim, bu anılarımın içinde en önemli yerlerden bir tanesi de Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kuruluş sürecine ait olan anılar. Koran abim gerçekten bu anlamlı girişimi çok güzel özetledi. Benim ne hatıram var derseniz, bu dönemde ODTÜ mezunu abilerimizin, ablalarımızın liderliğinde gelişen bu girişimin önemli aşamalarında sanayicilerin de demokrat olma ortak paydasında bu çalışmanın içinde olmaları
Çok gurur verici bir tabloydu gerçekten. Bahsettiği gibi Korhan abinin, benim de çalıştığım kurumun sahibi başta olmak üzere onların duyarlılıkları şu an dahi tüylerimi diken diken yapıyor. Bu anlamda çok şeyler borçluyuz. Çok kritik aşamalarda, yatırımın çok kritik aşamalarında onların desteği olmasaydı hakikaten zorlanılırdı. Onun için ebediyete intikal etmiş bu değerli sanayicilerimizin ruhları şad olsun. Minnettarız kendilerine. Halen yaşamlarını sürdürmekte olanlara da huzurlu, sağlıklı ömürler diliyoruz. Çağdaş Eğitim Kooperatifi benim gözümde Türkiye'de tanıdıklarım arasında en azından en değerli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi. Hakikaten çok sıra dışı bir girişim ve şu anda değeri daha çok anlaşılıyor. Daha da anlaşılacak. Bu anlamda Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış tüm yönetim kurulu başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine büyük bir minnet borcum var şahsen benim. Büyük fedakarlık gerçekten. Özellikle de son dönemdeki yönetime katkılarıyla bir maratoncu kimliğiyle sevgili Buğra Küçükkayaları anmadan edemeyeceğim. İyi ki varsın sevgili Buğra. Gerçekten gururlanıyoruz senin bu çalışmalarınla. Yeni nesil siz ODTÜ mezunları genç arkadaşlarıma ne diyebilirim? Bu güzel bir örnek. Bunlar çoğaltılmalı. Buradan başlayarak çok daha güzelleri yaratılmalı diye düşünüyorum. Düşünmenin ötesinde de inanıyorum. Sizler de bu güzel örneğin üzerinden yürüyerek çok daha güzellerini yapacaksınız. Bu inancım, bu gururumla sizleri sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın hepiniz. Çok teşekkürler Şükrü Hocam. Şimdi Çağdaş Eğitim Kooperatifini anlatan bir 8 dakikalık tanıtım videomuz var. Onu paylaşacağım sizlerle. Değişim gücünüze güvenin. İki resim arasındaki farkı, aydınlık Türkiye'ye inanan bir avuç insanın çağdaş eğitim ışığında kenetlenmesi yarattı. Eğitimde başarmak için bilgi ve cesaret gerekli. 23 Aydın 1995 yılında kooperatif modeliyle Bursa'da bir araya gelerek eğitimde yapılması gerekenler karşısında sadece seyirci kalmayacaklarını gösterdi. Çağdaş Eğitim Kooperatifini kurdu. Üstelik tarihimizde eğitimle topyekün kalkınmanın örnekleri de vardı. Köy enstitüleri. Köy enstitüleri gibi İMC geleneği üzerine organize olan ÇEK, Türk toplumunun yardımlaşma ve dayanışma kültürüne uygun olarak kooperatif modelini seçti. Ortaklarına kar dağıtmayan, elde edilen artı değerleri yeni eğitim yatırımlarına ve ekonomik nedenlerle eğitim olanağından yoksun çocuklara harcayan bu kooperatifçilik modeli Türkiye'de ilkti. Bir ülkenin ışıklı geleceği, çocuklarının geleceği çağdaş örgütlenmelerin çokluğuna ve gücüne bağlıdır. Çağdaş Eğitim Kooperatifinde üye sayısı 1800'ü aştı. Karanlık günlerde bir ışık, umutsuz günlerde bir çıkış noktası olan ÇEK, bugün yolları Atatürk aydınlığıyla kesişen herkes için umut kapısıdır. Bursa'nın aydınlığa açılan kapısı Çağdaş Eğitim Kooperatifi binlerce gönüllüsüyle binlerce kız çocuğuna güzel bir gelecek hazırlıyor. Projelerin tamamını Bursalılardan aldığı güç ve destekle yaşama geçiren Çağdaş Eğitim Kooperatifi, yurt genelinde çağdaş, laik, insan haklarına saygılı, barışa katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. ÇEK'in ilk varlığı 1998 yılında kurulan
Görükle Yükseköğretim Öğrenci Yurdu oldu. 330 öğrenci kapasitesiyle kız ve erkek öğrenci yurtlarında binlerce öğrenciye barınma ve yemek bursu verildi. Konforlu yaşam alanlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikleriyle üniversite öğrencisi olduğumu hissettiren Çağdaş Eğitim Kooperatif yurtlarında kalmanın ayrıcalığını yaşıyorum. 70 dönümlük bir orman alanına bitişik doğayla iç içe, çocuğu merkeze alarak ilgi alanlarına yönelik eğitim ve Montessori yaklaşımlarını kendisine ilke edinmiş olan Beş Evler Anaokulu 2003 yılında hizmete açıldı. İlk açılmış bir okulumu çok sevdim. 2010-2011 eğitim öğretim yılında açılan ve adını Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edildiği tarihten alan 3 Mart Azizoğlu İlköğretim ve Ortaokulu bünyesinde yüzlerce burslu öğrenci bulunuyor. Teknolojik ataklarla sürekli kendini yenileyen, anaokulu hazırlık, ilk ve ortaokulu barındıran eğitim kurumunda gelecek 100 yılı inşa edecek kapasiteye sahip bireyler için akademik müfredatta bilişim, yazılım ve yabancı dil konusuna yoğunlaşılırken spor ve sanatsal aktivitelere de büyük destek veriliyor. Böylelikle sınav odaklı olmadan ortak sınavlarda Türkiye listelerinde ön plana çıkma başarısı gösterilebileceği de kanıtlanıyor. Biz bu okulda öncelikle Atatürk'ün çizdiği aydınlık yolda ilerlerken kendimize, ülkemize ve aydınlık yarınlara güvenmeyi öğreniyoruz. Özel 3 Mart Halil Güleç Anadolu Fen Lisesi ise 2017 yılında kapılarını açtı. 34 derslikli lisede Anadolu Fen Lisesi ders programlarının yanı sıra zenginleştirilmiş programla yetenekli öğrencilerin eğitim öğretimine olanak sağlanıyor. Böyle bir kurumu kuran kuruculara, yöneticilere ve sosyal sorumluluk duygusuyla bağış yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Çağdaş Eğitim Kooperatifi çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleriyle de genişletiyor. Bu projelerin başında gelen Kız Çocukları Okusun diye projesiyle kırsalda eğitim hakkından mahrum kalan kızlarımız Bursa'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin ücretsiz yurtlarında kalarak kaderlerini değiştiriyor. Projenin ilk yıllarında Çekirge'de Mustafa Dörtçeli'nin bağışladığı binada kalan kır çiçeklerimiz, bahçıların katkılarıyla kendi yurtlarına kavuştu. 29 Ekim 2014 tarihinde hizmete açılan Güler Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kır çiçeklerimiz, %86 gibi yüksek bir oranla üniversite sınav başarısı gösterirken, yüksek öğrenimleri sırasında ve sonrasındaki hayatlarında da Çek ailesinin bir parçası olmayı sürdürüyor. Dünyayı anlamak için, insanı anlamak için, kendim olabilmek için Çağdaş Eğitim'in açtığı yolda ilerliyorum. Benim başarım Çağdaş Eğitim'in ve Çağdaş Eğitim'i destekleyenlerin başarısı olacak. Çağdaş Eğitim'in en önde gelen gönüllüleri ise annelerimiz. Kızım dünyayı bu köyle sınırlı saymasın, okusun. Benim ve bu köyün diğer kadınları gibi tarla ile ahır arasında geçmesin kızımın ömrü. Okusun ve dimdik ayaklarının üzerinde dursun. Diyorlar ki kızınızı şehre göndermeye korkmuyor musun? Korkmuyorum. Kızım Çağdaş Eğitim Kooperatifine emanet. Çek ve imece kelimeleri kaynaştırılarak isimlendirilen Çekmece projesiyle belirlenen köy ilkokullarıyla bilgi ve eğitim olanakları paylaşılıyor. Gönüllü eğitmenler aracılığıyla atölye çalışmaları, eğitici geziler gerçekleştiriliyor. Köy okullarındaki donanım eksiklikleri gideriliyor. Bu çekmeceye hayaller, umutlar, güzellikler yerleştiriliyor. Yine çek, inovasyon ve form ve geliştirme kelimelerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan Çekirgem projesi ise bir düşünce kulübü olarak hizmet üretiyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve gelenekselleşen ödül törenleriyle ulusal çapta çağdaş eğitime katkı sağlayan kişi, kurum, oluşum ve sivil toplum kuruluşları eğitim ödülleriyle onurlandırılıyor. Çağdaş Bakış Dergisi ile yapılan çalışmalar kitlelerle paylaşılıyor. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Bursa'da yükseliyor. Bizler her zaman onun yanındayız. Siz de öyle olun. Çağdaş Eğitim Kooperatifi sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin bütün illerinde de benzer yapılanmalara öncü olarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aydın, özgür düşünen bireyler yetiştirmek için köy enstitülerinden aldığı ilhamla çalışıyor.
O nedenle diyoruz ki farklı dünya görüşlerimiz, farklı siyasal düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz de olsa laik ve demokratik bir Türkiye ortak paydasında buluşabilen herkese, hedeflerimize ortak olmaya, geleceğin aydınlık Türkiye'sine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Evet, bu heyecan verici ve gurur verici videoyu izlemek çok güzeldi. Şimdi sırada Profesör Doktor Olivier Özer'i konuşmaya davet ediyorum. Kendisi 1968 yılında kimya bölümünden doktorasını tamamlamıştır. Buyurun Olivier Hocam, söz sizde. Evet, sevgili ODTÜ'lüler. ODTÜ'den ilk doktora diploması alan bayan ve ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği yönetim kurulunda da çalışan bir büyüğünüz olarak sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kısaca özgeçmişimden bahsedeceğim. Evet, 1968'de ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde doktora eğitimimi tamamladım. Öğretim üyesi olarak 1972'ye kadar ODTÜ'de görev aldım. 72-78 yılları arasında Almanya'da Köln Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma yaptım. Yurda döndüm. 78-84 arası Kayseri Erciyes Üniversitesi, 84 ve 2006 yılları arasında da Uludağ Üniversitesi'nde çalıştım. 78-2000 döneminde aralıksız mühendislik, eğitim ve fen edebiyat fakülteleri dekanlıkları görevini üstlendim. 1995'te kurulan Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nde 95-2010 döneminde yönetim kurulu üyeliği ve 2010-2012 döneminde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundum. 2012'den itibaren de Çekin, Özel, 3 Mart, Azizoğlu İlk ve Ortaokullarının kurucu temsilcisi olarak görevime devam ediyorum. Niçin Çek kurucular arasında yer aldım? Önce bu sorunun cevabını vermek isterim. Şubat 95'te ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği'nden arkadaşım Korhan Durusoy, kurmayı tasarladıkları eğitim kooperatifine benim de kurucu üye olarak katılmamı önerdi. Bayan bir akademisyen olarak beni yetiştiren Türk milletine borcumu ödemek için bu fırsatı değerlendirmeliydim ve 23 kişilik kurucular arasında yer aldım. Benden önce konuşan arkadaşlarım ve tanıtım videosunda Çek'in nasıl ve niçin kurulduğunu açıkladılar. Ben de sizlere kısaca eğitim amaçlı çalışmalarımızı niçin ve nasıl gerçekleştirdiğimizi açıklayacağım. Nedenlere gelince, birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim politikaları nedeniyle tüm okullarımızda bilmek, öğrenmek merakı olan, analitik düşünebilen nesiller maalesef artık yetiştirilemiyor. İkinci neden, öğretmenlerimizi yetiştiren kurumların eğitim ve öğretim kadroları çağdaş bilim ve teknolojiyi öğretecek düzeyden çok uzaktı. Ayrıca okullarımızın fiziksel altyapıları da bilimsel gelişmeleri izlemeye elverişli değillerdi. Üçüncü neden ise ülkemizdeki siyasi gelişmelerin sonucu olarak Atatürk ilkelerini ve devrimlerini özümsememiş, çağdaş ve layık olmayan gençlerimizin sayıları da hızla artıyordu. Çekin eğitim amaçlı çalışmaları nasıl başladı? Gerçekleştirdiğimiz kurumları iki farklı amaç için açtık. Birincisi öğrenci yurtlarımız, ikinci grup ise anaokullarından liseye kadar olan okullarımız. ODTÜ'nün beni doktora aşamasında gönderdiği ABD'deki ve daha sonra yaşadığım Almanya'daki öğretmen eğitimini yakından izlemiştim. Ayrıca Türkiye üniversitelerinde 22 yıllık yönetici görevlerinde bulunduğum için Çek'te eğitim kurumlarının oluşumunu gerçekleştirmek için bir eğitim kurulu önerisinde bulundum ve başkanlığını da 2012'ye kadar eğitim kurulunun üstlendim ve halen de üyesiyim. Eğitim kurulumuz Çek'in anaokulundan liseye kadar olan okullarının müdürlerinden oluşuyor.
Kurul ayrıca ÇEK üyesi olan Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri de katılıyor kurulumuza. Okullarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı sorumlu olan kurucu temsilcileri de eğitim kurulumuzun üyesi. Eğitim kurulumuzun yurtlarımızdaki görevine, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak ve Türk toplumunu her alanda ileriye taşıyacak gençler yetiştirmek ve onları bilinçlendirecek eğitim etkinliklerini düzenlemek. Eğitim kurulumuzun okullarımızdaki görevi ise akademik, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim-öğretim programlarının hazırlanması sürecini başlatmak, gerekli çağdaş fiziksel altyapıyı oluşturmak, yönetim ve öğretim kadrolarını belirlemek ve onların gerekli eğitimlerini gerçekleştirmek. Öğrenci yurtlarımızda gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinliklerini şöyle özetleyebilirim. Yüksek öğrenim öğrenci yurdunda öğrencilerin seçtiği temsilcilerden oluşan çeşitli çalışma topluluklarının belirlediği alanlarda ve konularda bilimsel, sosyal ve spor etkinlikleri düzenlemek. Kır çiçeklerini verdiğimiz Bursa'da lise öğrenimi gören kızlarımıza ÇEK gönüllü öğretmenlerinin verdiği dersler ile okul başarılarını artırıyoruz. Ayrıca bu kızlarımızın üniversite giriş sınavlarına hazırlanması için gerekli eğitim desteğini de veriyoruz. Okullarımızdaki eğitim amaçlı çalışmalarımıza göz atarsam, anaokulumuzda uygulanacak eğitim öğretmenini belirlemek amacıyla 4 üniversiteye bir proje hazırlattık. Bu proje çoklu zeka kuramını temel olarak ele aldı ve öğrenme modeli, öğrenme merkezli bir eğitim modeli ile sonuçlandı bu projenin. Projemiz ve 2004'te açılan Beşevler Anaokulu'nda öğrenme merkezi eğitim modelini uygulamaya başladık. Bu merkezde öğrenme merkezlerimizin başlıcaları matematik, fen, spor, yabancı dil, tarım, seramik ve diğer el becerileri. 3 yaşından itibaren haftada 3 saatle başlayan İngilizce dersleri 6 yaşında 10 saate çıkıyor. Ayrıca 2010 yılından itibaren tüm sınıflarında, anaokulumuzun sınıflarında tabii, günlük yaşam malzemeleriyle Montessori eğitimini gerçekleştiriyoruz. Hazırlık sınıfında, ki ilkokula başlamadan önceki yıl, kodlama dersleri veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim amaçlı çalışmaları, videoda da bir kısmı açıklandı, ben kısaca aktaracağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü program aynen uygulanıyor ama diğer okullardan farklılıklarımız seçimli dersler ve ders dışı programlarda. İlkokul 1. sınıfta 10 saat İngilizce dersinin yanı sıra 4. sınıfta başlayan haftada 3 saatte devam eden ikinci yabancı dil eğitimi var. İlkokul 1. sınıftan lise son sınıfa kadar öğrencilerimize kodlama dersini veriyoruz. Ve 5. sınıftan itibaren robotik ve STEM eğitimini alıyorlar. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin bilme merakını sürekli artıracak fen ve teknoloji laboratuvarlarında çeşitli projelerin hazırlanmasını öngörüyoruz ve çok güzel derecelere giren projeler hazırlanıyor. Sadece akademik başarıya değil, videoda da izlediğiniz gibi öğrencilerimizin sosyal alanlarına da dokunan eğitim-öğretim modellerini uyguluyoruz. Ve farklı alanlarda dereceler, madalyalar ve ödüller kazanıyor öğrencilerimiz. Bu başarıları şüphesiz iyi seçilmiş kurum yöneticilerimize ve öğretmenlerimize borçluyuz. Öğretmen ve yöneticilerimizin eğitimlerini ÇEK okullarına davet ettiğimiz eğitimciler veya Bursa dışındaki üniversitelerde gerçekleştiriyoruz. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.
Çok teşekkürler Ulvi Hocam verdiğiniz bilgiler için. Şimdi son konu Küçük Kayalar'a geçiyoruz. 1981 yılında endüstri mühendisinden mezun olan Buğra Bey bize ÇED ve gelecek hakkında bilgi verecek. Buğra Hocam, ÇED kısmından 4 tane sorumuz var. Konuşmanızdan sonra bunlarla ilgili de cevap verirsek dinleyiciler sevinebilir. Dinleyiciler açısından iyi olur bizim içimizde. Memnuniyetle, ben konuştukça da eğer chatten sorulara devam ederseniz son kalan 5 dakikayı ona ayıralım. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Çok değerli ODTÜ'lüler, sevgili hocalarım. Aslında benim için çok mutlu bir gün. Niçin derseniz, hem Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin hem de ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği'nden beri gerek yönetim kurullarında tabii üye olarak, aktif olarak çalışan bir kardeşimizin, arkadaşımızın. Aslında Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin mayasında ODTÜ'lüler var. Ve bu 10 yıl boyunca da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bursa Mezunlar Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktan, ayrıca 25. yılımızdayız Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, 25 yıldır da yönetim kurulu üyesi olmaktan, 4 yılında da yönetim kurulu başkanlığı görevini götürmekten son derece mutlu ve mesutum ve övünüyorum. Hem şahsım hem de beni bugünlere gelmesini sağlayan üniversitem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olmaktan dolayı. Ayrıca bu olanağı bize veren tüm yetkililere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda 91 kişiyle oturumumuzu izleyen arkadaşımızla birlikte. Bu bir hocamın bıraktığı yerden devam etmek. Aslında her şeyin temelinde eğitim olduğunu düşünen ve bunu hayata geçiren 23 kurucumuza teşekkürle söze başlamak istiyorum. Bir de dikkatiniz çekmiştir. Bütün eğitim kurumlarımızın başında 3 Mart ibaresi bulunur. Anaokulumuzda, ilkokulumuzda, ortaokulumuzda ve liselerimizde. Neden? Biliyorsunuz ki TEBİD'i TEDİSAT, yani Eğitim Öğretim Birliği tarihidir. 3 Mart 1924. Bu an akıllarda kalmasıdır hedefimiz ve unutulmamasıdır. Her yıl düzenlemekte olduğumuz eğitim ödül törenleri de günü ne olursa olsun 3 Mart tarihinde yapılır. Ve 14 yıldır da bu faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim kurumları açmak, işletmek şeklinde tanımladı benden önceki arkadaşlarım Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin vizyonunu. Şu anda bir tek üniversitemiz eksik, yani yüksek öğretim kurumumuz. Şimdi çalışmalarımıza başladık. Bu farklı bir üniversite olacak aslında. İçerik açısından, işleyiş açısından. Sevgili ODTÜ'lüler, Çağdaş Eğitim Kooperatifi, eğitim kurumları yasal anlamda özel sektör kavramı içerisinde çalışmalarını yürütürler. Biz Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız. Ve tam bir anonim şirket gibi yönetilmek durumundayız. Ama aslında Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin diğer bütün özel okul çok büyük farkı var. Niçin? Bir tanesi, kar amacı gütmeden hizmet veriyoruz biz. Bu onu sosyal bir kurum haline de getiriyor. Niçin kooperatif olduk, vakıf dernek olmadık? Kurucumuz Korhan Dursoy sizle bunu paylaşmıştı. ÇED aslında ülkemizde başka hiçbir örneği olmayan sosyal eğitimcilik, eğitim kooperatifçiliği modelini uygulamaktadır. Yatırım ve işletme giderlerimizin finansmanı için bugüne kadar devletten, kişilerden ve diğer sosyal oluşumlardan destek ve teşvikler alarak bu seviyeye geldik. Eğer bu katkıların boyutunu daha da arttırabilirsek, ülkemizde özel okul, devlet okulu uygulamasının yanına daha sosyal, daha adaletli, daha dengeli, üçüncü bir tip okul modelini koymuş oluruz. İşte Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin temel hedefi bunun olabileceğini uygulamalarıyla göstermek ve önce ülkemiz, sonra dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamaktır. Henüz ülkemizde yasal hayat tam olarak oluşturulmamış bir uygulamadır ÇED. ÇED mevcut kanunlarımıza göre tam bir ticari şirkettir. Fakat bizim yapılanmamızda ve çalışmalarımızda yoğun bir sosyallik söz konusudur. Dünyadaki diğer bazı ülkelerde uygulaması olan bu yapılanmanın genel adı sosyal kooperatifçiliktir. Ülkemizde henüz uygulamaya başladığı kooperatifçilik modeliyle ÇED ülkemize, hatta dünya kooperatifçiliğine bu konuda
örnek olmuştur. Yasal yapılanma olmasa dahi ÇEK 25 yıldır tam bir sosyal kooperatif olarak hizmet vermektedir. Ülkemizin ilk ve gelmiş olduğu seviye olarak tek sosyal eğitim kooperatifi olarak biz ne yapıyoruz? Kamu yararı için çalışıyoruz. Ortaklarımıza kar payı dağıtmıyoruz. Özel ve tüzel kişilerden oluşan çok paydaşlı bir ortaklık yapısına sahibiz. Elde ettiğimiz karın tamamını kendi çalışmalarımıza harcıyoruz. Ülke çapında uygulanabilen yapımız ve sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak biz 1800'lere ulaşan ortağımız, 1625 öğrencimiz, 225 çalışanımız ve binlerimiz ile çok büyük bir aileyiz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile kurum ve birimlerimizin çalışmalarına destek olan çalışma ve yürütme kurumları üyelerimiz hiçbir ad altında ücret almazlar. Çalışmalarını gönüllü olarak yürütürler. ÇEK'in tek bir sahibi yoktur. Ülkemizin dört bir yanına dağılmış, kar payı almayan ortaklarımız, maddi, manevi, düşünsel, destekleyen gönüllerimiz ÇEK'in sahibidir. ÇEK elde ettiği artı değeri yeni yatırımların yapılmasına, çalışanlarına daha iyi yaşamsal olanaklar sağlanmasına, olabildiğince fazla burs verilmesine, sosyal sorumluluk projelerin desteklenmesine ve yenilerinin hayata geçirilmesi konularında değerlendirir. Bir yandan mevcut sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüp geliştiriyor, diğer yandan da yenilerini ekliyoruz. Amacımız sosyal sorumluluk anlamında örnek çalışmalar yaparak toplumumuzu bilinçlendirmeye çalışmak ve benzeri yapılanmaların ülkemiz çapında filizlenmesine önerek olmaktır. Bursa'nın kırsalında ve çevre illerde yaşayan, ekonomik ve sosyal nedenlerle eğitim olanağından yoksun kalan kız öğrencilerimizin, ki biz bunlara kır çiçeklerimiz diyoruz, her türlü gereksinim, barınma, kitap, burs, yemek, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi karşılıyoruz. Kır çiçekleri okusun diye olarak tanımladığımız bu sosyal sorumluluk projemizde bugüne kadar 244 kızımızı liseden mezun ettik. Bunlardan %86'sı üniversiteyi bitirdi ya da okumakta, %68'i de çalışma yaşamlarında yerini aldı. Kır çiçeklerimizle gurur duyuyoruz. Diğer bir sosyal projemiz, filmde de izlediğiniz gibi Çekimece. Çekimece'yi Bursa'nın Nilüfer, Mudanya, İznik, Büyük Orhan ve Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı 6 köy okulunda sürdürüyoruz. Kırsal alandaki okullarımızın fiziksel ve eğitimsel gereksinimlerini İmece ile öğretmen, öğrenci, veli, gönül çalışmaları ile karşılamaya çalıştığımız bu projemizdeki hedefimiz uygulamayı Bursa çapında yaygınlaştırmak ve kalıcı olmasını sağlamaktır. ÇEK sanat ile kentimizin sanat üretimine ve sanat eğitimine kalıcı katkılar koymaya karar verdik. Ve ÇEK Kültür Sanat Kurulumuzu oluşturduk. Hedefimiz ÇEK Sanat Tiyatrosu, ÇEK Çocuk Tiyatrosu, ÇEK Sanat Akademisi ve benzeri yapılanmalarla kültür ve sanat alanında da önce olmak, eğitime sanatsal yaklaşımı getirmektir. Çağdaş bir insanı oluşturmak için akademik eğitiminin yanı sıra onun kültür ve sanat ile birlikte yoğrulması da yadsınmaz bir gerçekliktir ve gerekliliktir. Eğitim ve öğretimi açtığımız anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz ve liselerimiz bizim Ar-Ge okullarımızdır. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda açmak için ön çalışmalarına başladığımız üniversitemiz ile birlikte bu eğitim kurumlarımızdan çok önemli deneyimler elde etmek. Bu deneyimler ışığında eğitim ve bilim kurulumuz, oluşturmakta olduğumuz düşünce kuruluşumuz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi İnovasyon Reform Geliştirme Merkezi yani Çekirgem ile ülkemiz için çağdaş eğitime yönelik düşünceler geliştirip uygulamalar yaparak eğitim konusunda karar alıcılarla paylaşıp ülkemiz çapında uygulanabilmesi için çaba göstereceğiz. Eğitim kurumlarımızı salt akademik başarı odaklı yönetmiyoruz. Öğrencilerimize, Ulvi Hocam'ın da söylediği gibi, mühendik olarak 21. yüzyıl Türkiye'si için çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla
Anaokulundan lise son sınıfa kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik yani STEM yaklaşımlı düşünme, robotik ve inovasyon odaklı ek dersler veriyoruz. Ve bunları zorunlu kılıyoruz. Henüz spor salonumuz olmasa da 8 yılda sportif etkinliklerde kazandığımız 156 kupa, 866 madalya, Türk jimnastikte birinciliğimiz, dans yarışmasında dünya beşinciliğimiz ve daha birçok başarılarımız kurumumuz adına ayrı bir övünç kaynağımızdır. Eğitim yerleşkemizdeki okullarımızın çatısında alan güneş panelleriyle bu konuda öncülük edip güneş enerjisinden yararlanmaktayız. Anaokulumuzdaki ve eğitim yerleşkemizdeki ekolojik tarıma yönelik projelerimiz ile çevresel bilinçlenme ve bilinçlendirme konularında önemli adımlar atıyoruz. Çok değerli otürler. Ülke çapında tanıdığımızı arttırmak, Bursa'mızda hayata geçirdiğimiz projelerin ülkemiz çapında da uygulanmasını sağlamak, Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin önemli bir başka hedefidir. Şu anda Bursa dışında Çanakkale, Mersin ve İzmir'de faaliyet gösteren 3 çek daha bulunmaktadır. Çabamız diğer illerde de benzer çeklerin oluşmasını sağlayarak çek sayısını en kısa sürede 7'ye çıkartıp üst birliğimizi oluşturmaktır. Hedefimiz 81 ilde çekleri kurmak olduğunu tekrardan söylemek isterim. Bu konuda sizlerin yaşadığınız şehirlerdeki mevcut çeklere destek vermeniz, kurulu olmayan şehirlerde de kurulması için bize destek olmanız çok ama çok önemlidir. Özünde çağdaş eğitime, çağdaş yaşama ve çağdaş yaşama gönül veren ve ODTÜ'lüler olarak geleceğin aydınlık Türkiye'sine çağdaş, laik, demokrat, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı aydın insanlar, özgür düşünen bireyler yetiştirerek katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumumuzun eğitim konusunda bilinçlenmesine ve duyarlı duruma gelmesini sağlamak öz görevimiz uyarınca aklın ve bilimin öncülüğünde ilerlemeyi, insancılığa ve hoşgörüye değer vermeyi, çevreye saygılı olup doğayı korumayı, kültür, sanat ve sporu önemsemeyi, evrensel değerlere bağlı kalmayı, düşünce ve ifade özgürlüğünden ve barıştan yana olmayı, ülkemiz için sosyal sorumluluk projeleri oluşturup onlarda görev almayı, demokrasi bilinci ve demokratik yaşam düşüncesine bağlı kalmayı, laiklik ilkesini, hukuk düzeninin ve erkler ayrımı olmazsa olmaz prensiplerini benimsemeyi, toplumsal hak ve sorumluluklarımızın bilinciyle ve en önemlisi sizlerin de katkılarıyla çalıştırmalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Aynı ilki ve prensipleri benimseyen biz Bursalı ODTÜ'lüler olarak ÇEK'e desteğimizi sürdürüyoruz. Hepinize şahsım ve tüm ÇEK gönüllüleri adına en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her türlü soru ve bilgilendirme internet sitemizi ziyaret edebilir, bizlere ulaşabilir, Bursa'yı ziyaretinizde bizlerle birlikte kurumlarımızı gezebilirsiniz. En içten saygı ve sevgilerimle bütün arkadaşlarım adına bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü sevgili Cüneyt'e veriyorum. Sanırım 5 soru artmış olabilir. Kalan dakikamızda ona değerlendirelim. Burak Hocam son 30 saniyemiz kaldı ya. 5 dakika daha süre veriyorlar bildiğim kadarıyla. Veriyorlar mı? Tamam. Evet, evet, siz de chat kısmından, değerli konuşmacılarımız chat kısmından sizler de sorulara bakabilirsiniz. Mesela soru hemen hızlıca cevaplayalım. İsmail Menteş'in şöyle bir sorusu var. Başlangıç sermayesi nasıl sağlandı? Tamamen karşılıksız bağışlarla mı? Atatürkçü bir kurum olarak gelişmenize yasal zorluklar getirildi mi? Ben de nasıl? Korhan Bey siz mi cevap verirsiniz? Ben mi vereyim hepsine nasıl bir yöntem buluyor hocam? Korhan da verebilir. Evet, yönetimi... Siz verin isterseniz. Siz verin hocam. Buyurun. Evet, başlangıçta Korhan'ın da belirttiği gibi iş dünyası, Bursalı iş dünyasından büyük katkılar geldi ve biz kamu yararı dernek de değiliz, bir kooperatifiz. Ona rağmen bu Bursalı insanlar bağışlarını yaptılar. Fakat ilerleyen yıllarda belirli nedenlerden dolayı
büyük baskılarla karşılaştık ama sabırla ve azimle biz bu zorlukları da aştık. Ben evet. Kısa bir bilgi vermek isterim sevgili arkadaşımız Otlu Hocamıza. Anaokulumuz hariç diğer eğitim kurumlarımızın hepsi belediye veyahut da Uludağ Üniversitesi tarafından 3 hakkıyla 49 yıllığına verilmiş inşaatlardan oluşturulmuş ve öğrenciler orada okumaktadır. Zaman zaman büyük destekler aldık ama zaman zaman da bazı sıkıntılar tabii ki yaşadık. Evet Cüneyt Hocam. Son 3 dakika. Hocam çok güzel geri dönüşler var. Etkileyici ve güzel olduğu ile ilgili bilgiler verilmiş. Bunun dışında sadece Bursa'da mı diye bir soru var. Bu projeyi çoğaltmalıyız demiş Filiz Hanım. Bu konuda nasıl yardımcı olursunuz? Neler yapabiliriz? Biz de destek olmak istiyoruz demiş Filiz Balta. En kısa sürede bizlerle temasa geçmelerini rica ediyorum. Bana da ulaşabilirler. Elektronik posta adresim var bildiğim kadarıyla. Bir Dünya Ottülü 2020'nin bilgileri içerisinde ya da Çağdaş Eğitim Kooperatifine ulaşırlarsa her türlü bilgi ve desteği veririz. Ve tabii ki destekleri de kendilerinden rica ediyoruz. Ayrıca bir daha belirtmek istiyorum. Soruyu ben cevap vermiştim. Bursa dışında Çanakkale, Mersin ve İzmir'de aynı ana sözleşmeyle kurulmuştur ve aynı hedefleri gütmektedir diğer çekler. Hedefimiz 81 ilde kurmak. Evet hocam teşekkürler. Azmi Bey'in de şöyle bir sorusu var. Çek okullarında müfredat içeriğinde içeriğin aktarımında öğrenci ve velilerle ilişkiler bağlamında getirdiği yenilikler neler olmuştur? Bir örnek sunabilir misiniz hocam bununla ilgili? Hocam? Evet. Bilhassa bu koronavirüs döneminde öğrencilerimizi evlerinden takip etmemiz gerektiğinde okul yönetimleri ve öğretmenlerimiz sürekli olarak bize özel programlar hazırladılar ve onları biz internet üzerinden izlediler ve çok bilhassa velilerin de izleme imkanı olduğu için program uygulamalarının çok başarılı olduğunu geri dönüşlerden de öğreniyoruz. Bizim için de çok iftihar edici bir başarı oldu. Son bir dakika. Var mı başka sevgili Cüneyt? Megapol kentlere mi hapsolmalıyız köylerden kurtularak? Köylerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmeye mi odaklansak demiş Selda Mansur hocam. Ya bunun için bir seans daha gerekir herhalde. Bir farklı bir bakış açısı. Nasıl soru? Bir soru. Tam 45 saniye sonra kapanıyor otomatik bilgi için. Daha önceki oturumlardan seyrettiğim kadarıyla. Evet. Selda hocam sadece tek amaç özellikle kızlar köyde yaşamaktan kurtulsun mu olmalı demiş bir de. Yok hayır belirttiğim çok önemli bir şey. Okullarımızda permakültür yani tarım alanları ulaştırıyoruz. Yaptık ve bütün öğrencilerimiz toprağa dokunuyor. Dolayısıyla tam tersini de sağlamak ayrı hedefimiz ama bu kısa sürede ancak bu kadar açıklayabiliyorum. Ve inşallah bir araya geldiğimizde her bir ODTÜ'lü hocamla ayrıntılı konuşuruz. Çok teşekkürler Buğra hocam. Çok teşekkürler. 6 saniye kaldı. Ben de çok teşekkür ediyorum.